Şevval ve Muharrem. Şevval ve Muharrem'in hikayesini izleyeceğiz. Acaba birbirlerine aşık olacaklar mı? Sevgili olacaklar mı? Josie 6 lira yollamış. Ailecek dizi izlemeyi bıraktık. Artık seni izliyoruz kral. Josie teşekkür ederim. Ailene selamlar. Sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 lira kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Şevval ve Muharrem, bol şans. Merhaba Muharrem. Merhaba Şevval. Nasılsın? İyi, çok şükür, seni sormalı. Ben de iyiyim. Sevgililer günü ve sevgilinin Sevgililer günü ve sevgilinin annesinin doğum günü aynı gün olsa sevgilinin annesiyle vakit geçirmesine bozulur musun? Umurumda olmaz. Annesinin doğum günü aynı gün olsa sevgilinin annesiyle vakit geçirmesine bozulur musun? Sevgililer günü zaten ertesi gün de kutlayabilirsin. Sıkıntı olmaz ama doğum günü yılda bir gün geliyor. Kesinlikle biraz öyle. Biraz daha önemli doğum günü. Yani doğru. Başka zamanla kutlarız, zaten her zaman beraberiz. Aynen. Annesiyle vakit geçirmesi benim için problem yaratmıyor. Doğrudur. Yakın zamanda yurt dışına gideceğini bildiğin biriyle ilişkiye başlar mısın? Yakın zamanda yurt dışına gidecek. Birbirimizi sevmişiz. Niye olmasın abi? Çoğunuz hayır diyecek buna ama benlik bir sıkıntı yok ya. Uzak ilişkiler ne kadar zor da desem. Hatta uzak ilişki zorluktan öte saçma yani. Ama kısa vadeli git gelse 3 ay 5 ay neyse artık okul mokul. Bir şekilde görüşürsün de. Sana aşık oldum, ben de sana. Ama Amerika'ya gidiyorum yarın. Temellim evet, görüşürüz. Ve o ilişki hep devam ediyor. Çok saçma değil mi? Güven meselesi. Ben aklını alırım. Yurt dışına göndermem. Yürü be kardeşim be. Geleceğini bildiğin biriyle ilişkiye başlar mısın? Benim cevabım ben evet. Ben hayır cevabı verdim. Mesafeler daha yeni başlanmış bir ilişki. Sonuçta uzun süreli bir beraberliğimiz yok. Daha başlamamışken böyle bir mesafe... Bak kızdı. Sanırım kabullenemem. Ama ne kadar kalacağı belli değil yani, yurt dışı. Bir hafta da olabilir. Ne bileyim, daha kısa uzun, uzun mesafe olabilir olarak düşündüm nedense. Yani sürekli orada devam sağlayacağını. O zaman tabii doğru. Orası ayrı. Tamam, bu tamamen şeyle ilgili. Mesafenin çokluğu da değil yani, süresiyle ilgili bir şey. Yoksa olmaz, evet, realistik düşünürsek zor. Sevgilinin senden daha fazla sayıda eski sevgilisi olmasına bozulur musun? Bir dakika, soruyu kaçırdım. Sevgilinin senden daha fazla sayıda eski sevgilisi olmasına bozulur musun? Şimdi ben bozulabilirim. Ben bozulurum. Ya kamera ne abi? Al. Nereye koyayım bunu? Nereye koyayım? Şurada mı dursun? Al, küçülteyim, tamam al. Eski sevgilisi olmasına bozulur musun? Bu arada bozulmam. Şaka yaptım ya. Sonuçta geçmişi beni ilgilendirmez. Ben yoktum o zamanlar. Kesinlikle. Adamsın. Şu an beraberiz. Bundan öncesiyle ilgilenmiyorum. Ama gerçi yaşımız da çok büyük olmadığı için... Bundan öncesiyle ilgilenmiyorum. Hep bir tepkim var. Bundan öncesiyle... Bundan öncesiyle ilgilenmiyorum lafı tamam doğru ama ne olursa olsun size küçük küçük mesajlar, küçük küçük bildireçler yapabilir o geçmiş. O yüzden %100 ilgilenmiyorum demek yalan. Herkes insanın geçmişine bir bakar. Ne yapmış, ne etmiş, neler yaşamış, kimlerle takılmış, kimlerle gezmiş. Bunlar önemli şeyler bence. Geçmiş kimseyi ilgilendirmez diyoruz. Ama bir noktadan da oradan bir şeyler almak ve tartmak gerekir. Hepimiz geçmişimizin oluşturduğu sonucuz diyeyim. Ve o da bence etkili. İçin o kadar çok şey olmaz benim için, sıkıntı olmaz. Fiziksel olarak yakıştırılmadığın biriyle birlikte olur musun? Olurum. Kime ne amına? Sonuçta gönül işi olduğunu düşünüyorum. Yani duygular önemli burada. Hareketlerimiz birbirine uyuyorsa dış görünüş çok önemli değil. Kesinlikle. Ben birbirimize karşı yaklaşımımıza çok önem veririm. İletişimimiz çok önemli. Birbirimize uyum sağlamamız, kafa denge olmamız. Sevgilinin ilişki başlarında evlilik düşüncesinden bahsetmesi seni gerer mi? Gerer.
Bu benim en büyük problemlerimden bir tanesi mesela. Yani evliliği seven bir adamım ama evliliğin aceleye getirilecek bir şey olmadığını da düşünüyorum. Evlilik tribine giden, ya bugün okuduğum hikayede öyleydi mesela. Yani 2 sene birlikte olmuşlar. 2. sene sonunda artık bize beni almayacak mısın, beni istemeyecek misin, evlenmiyor muyuz baskısı oluşmuş. Para yok, pul yok diyor çocuk. Daha işimi gücümü oturtamadım diyor. Ama bunu anlayışla karşılamadı. Ve başkasına gitmiş kız. Başkasına kaçmış. Falan filan. Yani bu biraz kişinin yaşantısıyla ilgili olan bir şey. Evlilik düşüncesinden bahsetmesi seni gerer mi? Güzel. Kesinlikle. Sonuçta daha birbirimizi tanımıyoruz. İlişkinin aynen başı. Ben de öyle düşündüm. Bir zaman geçmesi lazım. Değil mi ya? Düşsene böyle çıkıyorsun. İkinci buluşma, üçüncü buluşma. Ya evlilik yaşam böyle. Bir koyacağım böyle seri. Ya ne abi? Yamanıyor musun ya? Ne bileyim, evde kalmayayım tribine mi girdin? Lazım ki ona göre. Ani verilecek bir karar olmadığının tarafındayım. Aynen öyle. Minimum 5 diye düşünüyorum. 5 ne? Yıl. Diyor. Bence 5 yıl çok ya. 2 yıl ideal bence. Evlenmeden beraber bir şekilde uyum sağladıktan sonra en son evre evlilik olarak yaklaşıyorum ben de. Kız şunu demek istiyor yani hani evlenmeden önce birlikte yaşayalım, birlikte bir tatile gidelim, bir evli hayatı yaşayalım. Zaten artık evlilik günümüzde imzadan ve çeşitli problemleri ilişkiye getirecek zımbırtıdan başka bir şey değil şu an. Eskisi gibi değil. Yani bizim analarımızın, babalarımızın dönemindeki evlilikle şimdiki evlilik çok farklı. O yüzden de 5 yıl, 3 yıl çok az demem. Diyorum ya, benim ablamlar da 8 yıl birlikte oldular, sonra evlendiler. Kaç ay oldu yavrucuk? 5 yıl uzun be. Ya tabii ki de uzun. Kısa değil. Ben de evliliğin ucundan döndüm. 4 yıllık bir ilişkiydi. Ama işte o 4 yıllık ilişki olmasaydı ve ben 2. yılında falan bir şekilde gaza gelip evleneceğim ben ya falan moduna girseydim, yüksek ihtimal şu an boşanmıştım. Falan filan. Yani bunu öyle hesaplamayın. 5 yıl çok, 3 yıl az, 2 yıl iyi falan. Bu senin yaşadığın şeylerle ilgili. Yani 2 yıl boyunca biriyle sevgili kaldıysam demek ki yani hayatımın geri kalanında onu da geçirmek isterim. Yaşımız da önemli faktör değil mi burada ama? Yani öyle. Doğrudur. Yaş da önemli tabii. Ama yani işim gücüm oturduğu için benim hani biraz daha okulum falan bittiği için çok da sorun değil. Evet, senin için o zaman uyumlu. 4 bile yetmemiş bak, evet. Ya aslında yetmemiş değil. Ben 4. yılımda zaten her şeyi görebiliyordum. Hatta 3. yılımdan itibaren her şeyi görebilmeye başladım. O bir yıl biraz bonus oldu. Falan filan neyse. Eğitim seviyesi senden düşük olan biriyle birlikte olur mu? Çok kritik bir soru bu ya. Ne diyorsunuz chat bu soruya? Yani eğitim seviyesi dediğiniz şey ne? Buradaki sorunun altında sadece diploma mı yatıyor mesela? Yoksa kişinin kendini geliştirmesi mi? Evet diyorsunuz. Ben buna eğitim seviyesi olarak bakmıyorum. Bakmak da bana çirkin geliyor açıkçası. Evet, okul çok önemli bir şey. Bir insanın üniversiteyi bitirmiş olması, üniversitedeki sosyal aktivitelere dahil olması, o prensipleri, o sorumlulukları yaşaması, bilmemesi falan filan, bunlar çok çok önemli şeyler. Hep tartışmıyorum. Yani bunları tartışmıyorum bile. Ama kültürel seviyede zaten yeteri kadar kendini geliştirmişse bir insan, olgunsa, iyi kalpliyse, iyi insansa, güzel karaktere sahipse özetle, sikmişim eğitimi yani. Hani şey anlamında, diploma anlamında söylüyorum, eğitim çok önemli bir şey de. Ama çok farklılık gösteriyorsa da çakışma çok yaşarsınız. Mesela sen çok dolu bir adamsındır. Eğitimini hep öyle bir seviyeye getirmişsindir ki boş duramıyorsundur. Sürekli bir şeylerle uğraşman gerekiyordur. Yanındaki kişi boş beleştir, bir şey yoktur. Sana uyum sağlayamaz abi. O ilişki patlar mesela. Okul okuyup cahil çok canım, ona zaten bir şey demiyoruz. Eğitim, ya abi bak, bunu hepinizin yorumunu mantıklı buluyorum. Eğitim en önemli şeylerden bir tanesi. Abicim onu tartışmıyorum. Sadece çevremde üniversite bitirmemiş ama belki de birçok üniversite bitirmiş insana göre çok daha yetenekli, çok daha bilgili, çok daha kendini geliştirmiş insanlar görüyorum. O yüzden bir kız geldi. Ne, hangi üniversiteden mezunsun? İşte atıyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden, ne Aydın lan işte, Bilgi Üniversitesi'nden mezunum. Oo.
Ama abi kız kültür patlaması yaşıyor ya. Kız dolu dolu. Öyle bakılmaz bu olaya. Onu söylemeye çalışıyorum. Hobilerin neler? Instagram kullanıyorum falan. Ama hiç mezun olmamış birinde böyle çok farklı şeyler görebilirsiniz. Musun? Belki ailesi izin vermedi. Önemli değil. Konumuz o değil. Niye gitmediği değil. Abi sen birlikte olacağın insanla bir salonda, bir sosyal aktivitede bulunduğun zaman birbirini tamamlayıp bir şeyler konuşabiliyorsan, paylaşabiliyorsan o seni tamamlıyor. Sen de onu tamamlıyorsan burada işin içine diploma falan girmez artık. Neyse devam edelim. Güzel. Kişinin kendini geliştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Hayata bakış açısı, kendini geliştirmesi, neler yaptığı. Yani bir üniversite okumaması o insanın kendini hiçbir şekilde bir şey katmaması anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Rahatsız olduğu anlamına gelmez. Evet, bu konuda aynı fikirde olduğuna çok sevindim. Güzel. Ha bu şey değil ama. İyi lan o zaman siktir et amına koyayım. Ben okumayayım falan gibi bir şey değil. Okuyun. İlişkilerinde ilişkiyi başlat... Sen bunu önceden izledin mi? Yok, ilk defa izliyorum. İlişkilerinde ilişkiyi başlatan taraf genelde sen mi olursun? Önemli mi? İlişkilerinde ilişkiyi başlatan taraf genelde sen mi olursun? Buna evet ya da hayır diye bir cevabım yok ya. Kendiliğinden gelişen yani... Merhaba, ilişkiye başlayalım mı? Sen sordun. Evet. Tamam. Benim saçma. Atan taraf genelde... Adım atan taraf sen misindir? Hani senden kaçıyor mesela bir insan. Sen mi tutarsın? Sevgili olalım mı? Sen mi diretirsin gibi bir şey. O da duruma göre değişir. Sen mi olursun? Yani. Buna zaten tahmin etmiştim farklı cevap vereceğimizi. Şöyle düşünmüyorum işte kız kendini daha ağırdan satar olarak düşünmüyorum ama sanırım biraz daha ben yavaş ilerlediğimden dolayı karşı taraftan geliyor sürekli. Ya ben de hani herkesle birlikte olmadığım için bir zaman geçiyor kendisinde dediği gibi. Hani o zamanda ve süreçte tanıdığım zaman onu hani o mu konuştu? İlla erkek başlatmasın zaten oğlum. Ben bir konuştum fark etmedi. Hani genelde ben atarım o adımı. Gördüysem hani ben bir insanı seviyorum hani birlikte olmak istiyorum ben atarım o adımı. Sevgilinin kendi işinin patronu olmasını İsterim abi, niye istemeyeyim? İster misin? Yani bunu kim istemez? Kendi işinde başarılı bir insan. Neden sorun yaratsın zaten en başında? Aynen öyle. Ya... Bu sorunun da sorulma amacı şu bence. Birçok insanda, daha çok erkeklerde bu var. Kadınların erkeğin işinden, kazancından daha yüksekte oluşu kimi erkeği rahatsız ediyor. Kendini daha alçakta hissettiriyor. Ve bu çok yanlış bir hissiyat bence. Abi sen hani birlikte bir hayat sürüyorsun. Ne alaka? Evet işte onu söyleyeyim. Ne alaka? Ama var bunu. Duyuyorum örneklerini. İşte benim karım benden eve daha fazla ekmek parası getiremez. Ha siktir oradan lan. Sen yarın öbür gün işsiz kaldığında, parasız kaldığında, iflas ettiğinde çoluğun çocuğun senin bu aptal tribini çekecek diye aç mı kalsın? Zorda mı kalsın yani? Abi bir hayatı birlikte yaşıyorsun, birlikte paylaşıyorsun, birlikte yürüyorsun, çocuklarını birlikte yetiştiriyorsun. Kim ne çok kazanırsa Allah bereket versin, evine çorbayı öyle koy. Yani bu böyle ayrı gayrı yapılacak örümcek kafalıktan başka bir şey değil yani. Ben kendim şu an döviz içinde çalışıyorum. Restorasyon bölümü bitirdim. Güneydoğu'da ben doğuluyum, Mardinliyim. Hani Güneydoğu'da büyük bir restorasyon firması kurmak istiyorum ben. Çünkü orada bayağı eski yapılar var, onları tadilat ve restorasyon için. Eşimin de böyle rahat bir işte çalışmasını isterdim. Hani rahat bir işte patron olmasını, mesela giyim olur. Ama kadın da benden daha fazla kazanıyor ve ezmemeli. Sorun olacağını sanmıyorum benim için. Ben reklamcı olmayı... Oğlum onun muhabbeti çok çirkin bir şey yani. Kalkıp da bir kadın bir sorun anı, bir kavga anında... Yani bu arada sen eve 3 sokuyorsun, ben 10 sokuyorum Tuğkan yani lütfen derse de... Geçmiş olsun yani. Netleme ayarıydı o. Hayal ediyorum. Burada da işimin patronu erkek arkadaşımsa velev ki o işteyken tanıştık velev ki daha öncesinde bu benim için hiçbir problem yaratmaz. Aslında belki de onure duyuyorum bu konudaki başarısından dolayı. Yabancı bir ülkeden gelmiş biriyle evlenmeyi düşünür müsün? Düşünürüm. Tercihim olur. Velev ki ibneyim. Tabii ki de yani. Yani çok etki etmez sonuçta etrafımızda gurbete gidip sonradan kaç yıl sonra gelen aileler var. Ha gurbete yani gidip gelen. Dediğimiz gibi. Yabancı biriden bahsetmiyorlar.
Ben yabancı olarak düşünüyorum. Başında duygular yoğunlukta olduğu için din, dil, ırk hiçbir şekilde evlenmeme etkileyecek bir faktör değil. Sevgilinin günlük iletişiminde sık sık İngilizce kelime kullanması seni rahatsız ya, eder. Bu bir şey söyleyeyim. Şimdi yurt dışında yaşayıp buraya gelmiş insanların çoğunda bu trip var. Hani bu yeni işte kurumsal muhabbetlerde de dönüyor ya. Ben çok tilt oluyorum. Ama bazen farkında olmadan biz de yapıyoruz. Çünkü Türkçe kelimesi aklımıza gelmiyor. Yani beyin bu sonuçta. Ama daha hiç yurt dışına çıkmamış veya ne bileyim. Ya yurt dışına çıkmasına gerek yok bir insanın İngilizce ile aşırı neşir olması için tabii ayrı konu ama. Beni çok tilt ediyor. Her boka İngilizce kelime kullanmak. Hapse hapse girdin mi? Girmedim kardeşim. Allah düşürmesin. Beni tilt ediyor ya. Ediyor ediyor. Sinir oluyorum. Der mi? Seni eder kardeşim. Hiç rahatsızlık duymadım mesela sorudan bile. Bir problem yaratmıyor. Ben tereddütte kaldım. Evet mi hayır mı evet mi hayır mı? Ben de kendime göre biraz şey yaptım. Arapça bildiğim için mesela örnek veriyorum karşımdaki bilmiyorsa onunla konuştuğum zaman o bana hani benden kapar öğrenir. Ben de aynı şekilde İngilizceyi çok bilmiyorum. O konuşursa ben ondan öğrenirim. Daha güzel olur bence. Evet, birbirinize bir şeyler katarsınız. Mesela aynen, İngilizce konusunda ben eksiksem bana bir şeyler katabileceğini ya, düşünüyorum. Ya bu öyle bir şey değil ama ya. Yani İngilizce konusunda eksiksem karşılıklı İngilizce konuşursun sadece. Öyle geliştirirsin. Yani kalkıp da 10 kelimelik bir Türkçe cümleyi içinden 2 kelimesini sadece ne bileyim ya ben bayağı unhappy yani falan böyle dedim mi yapıp böyle bir tane koyasım geliyor yani çok net. Bunun şu an söyledikleri şey çok farklı. Aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum. Eğer evet derseniz bu parayla ne yaparsınız? Kahve ve yemek olarak düşündüm ben. Şöyle klasik kaçacak belki ama birbirini tanıma açısından bir sinema ya da tiyatro etkinliğinde değil de baş başa oturup muhabbet etmekten başlıyor bunun. Ya evet, ilk buluşmada sinema çok saçma ya. Yiyişmeye gider gibi ne lan öyle. Konuşamazsın edemezsin yanında oturuyor böyle. Filmde bir sahne oluyor çok iyiydi değil mi falan. Otur kahve iç karşılıklı. Öyle diye düşünüyorum. Sen yani, ne isterdin? Pazar günü güzel bir İstanbul turu yapılabilir. Güzel bir yerde kahve. Evet, gezin de olabilir. Güzel bir yerde kahve, sohbet, muhabbet, birbirimizi tanıma açısından. Aynen. Hani konsere falan düzgün da gidebilir ama birbirimizi çok tanımadığımız için o tarz şeyler daha iyi olacaktır. Bence de. Birbirinize dönebilirsiniz. Çocuk bu arada 2 metre var ya. Merhaba. Merhaba. Sarışın beklemiyordum açıkçası. Mardinliyim demiştim. Aynen doğrudur. Ben de ağrılıyım ya. Aileden dolayı. Ben tam beklediğim gibi. Öyle mi? Aynen öyle. Doğrudur. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gördüğün gibi. 3, 2, 1. Bayağı da uyumlulardı aslında cevapları falan. Hayır dedim çünkü aramızda bir uyumun olmayacağını fark ettim. Hani hem dış görünüş olarak hem huy olarak. Sorulara ortak cevap verdi. Çünkü sorular zaten kime sorsanız hemen hemen ortak alınacak sorulardı aslında. Oradan 10 soruya 8 cevap verdik. Doğru cevap verdik öyle yani. Evet dedim. Adamı niye reis yaptınız lan bir ya, helal melal. Oğlum bizim içimizde öyle bir nefret var ya. Bir kadına hayır diyebilmek böyle falan o. Sakin lan. Kral adamsın. Baba hayır dedi. Falan. Oğlum ne güzel işte bir çıkın kahve için. Çünkü sanırım 10 soru vardı ve 8'inde de gayet uyumlu cevaplar verdik. Döndüğümde de karşımda gördüğüm herhangi tip ne kadar beğendiğim ya da beğenmediğim önemsizdi bu konuda. Burada zaten birbirimizi görmeden bir şekilde... Yalnız içerlemiş. İçerlemiş biliyor musun? Bak sinirli. Uyumu sağlamaya çalış. Bak gözlerine bak. Bak şu... Şu eğer böyle bir saniyelik bir şey oluyorsa... Hani o tamamen... Ay götüm. Anladın mı? Ya abi. Şimdi bak... Bilmiyorum. Böyle bir programa katılıyorsun, karşılıklı konuşuyorsun falan. Kız da gayet güzel cevaplar verdi, çocuk da verdi. Abi haş diye hayır diyemem ben mesela. Yani bunun krallıkla falan ilgisi yok. Gayet tatlı tatlı cevaplar verdiler. Ha mesela bazen izliyoruz, aşırı cringe'likler geliyor ya kızlar. Erkek ödemeli hesabı falan diyen ona böyle ah diye hayırı koyarsın ama ne gerek var ya? O konuda uyum sağladığınız için evet dedim. Ay ilk gördüğü an ya.
Üzüldüm lan. Gel biz kahve içelim. Oha 30 24 dakikalık kafalar diye şey yapmışlar. Fırsattan istifade değil lan. Vallahi benim böyle vicdanım şey oluyor, çok sarsılıyor böyle şeylerde. Bir de hayır denilecek de bir şey yoktu bu arada. Ya bu kişinin adına